Hatay'da enkaz altında kalan Tuğçe Gövtaş ve kızları, onları kurtaran madencilerle bir araya geldi. Buluşma sevgi yumağına dönüştü. Bir yıl sonra bir kez daha kucaklaştılar. Candan bir dost gibi birbirlerine sarıldılar. Tuğçe Gövtaş, kızları Eylül ve Ecem'le yakalanmıştı asrın felaketine. Üçü de enkaz altında kaldı. Hadi kızım, hadi kızım. Gözüne kurban olayım seni. Tamam, gel ya. Hadi Tuğçe. Aile yaşama tutunmak için büyük çaba sarf etti. Madencilerden oluşan kurtarma timi yardımlarına koştu. Gel minnoşum, gel tut elimi tut. Oradan iki çocuğumuzu ve anneyi saat 5.40 gibi sabah, 2,5 saatlik çalışmayla sağ salim kurtarmış olduk. O da bizim için çok büyük bir sevinç oldu orada. Tuğçe Gövtaş ve kızları enkazdan sağ salim çıktı. Bir hayat kurtaracaksın yani. Çok büyük bir şey bizim için o. Ben onların kahramanıyım ama onlar da benim kahramanım. Onları kurtaran kahramanlar Türk Taş Kömürü Kozlu çalışanları Yasin Sever, Ertan Akar ve İlyas Açıkgözlü. Bölgede canla başla çalışan binlerce madencinin simgesi oldular. Hani düşünsene, hiç tanımadığı bir insan bir insana böyle güzel seslenebilir mi? Hani Tuğçe'm kızım, benim de iki tane kızım var, işte Dayan kızım, az kaldı kızım, şimdi seni çıkaracağım kızım. Bir yabancı insan bunu yapamaz bence. Sağ olsun, var olsunlar. Dedim ben bunları bulmam lazım ya, bulacağım. En sonu buldum onları. İyi ki de buldum. Bir vefa borcuydu. Hep dedim yani dünya gözüyle benim onları görmem lazım. Onlar benim abilerim oldular. Allah razı olsun, geldiler. Bizim aile bağlarımız kuvvetlendi, genişledi. Üç tane abim yerine bir sürü abim oldu. Benim üç tane abim vardır. Ama artık daha fazla oldu. Karadenizli abilerim oldu. Madenci abilerim oldu. Aileme aile kattım. Aile bir kez daha buluştu. O anları bu kez Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı.